Merhabalar herkese. Ben Mehmet Çoban. Bugün 2 Aralık Perşembe. Ekrandan da görebileceğiniz gibi kripto para piyasının rengi bugün ağırlıklı olarak kırmızı. Lider kripto para birimi Bitcoin dolar paritesinde biz son dönemdeki yaptığımız analizlerde 59.000-60.000 bin, bin dolar bandına fazlasıyla dikkat çekiyoruz biliyorsunuz. Dün bu seviyeleri test etti. Ancak bu seviyeleri aşamayınca geri geldi. Yani Bitcoin dolar paritesindeki düşüşün teknik anlamda açıklaması 59-60 bin dolar seviyesinde bulunan direnç bölgesinin aşılamaması ve güç kaybetmesi. Şu anda 56.479 dolar seviyesinde %2.03 oranında bir kayıp var. E Ethereum'da da Bitcoin'e benzer bir seri var. Analizlerimizde sürekli olarak e söylüyoruz bunu. E Bitcoin dolar partisi piyasayı çok ciddi anlamda domine ediyor. Aşağı gelmesi piyasanın altcoin'leri de aşağı çekiyor. Yukarı çıkması altcoin'lerin de yukarı devam etmesine neden oluyor, e, sağlıyor diyelim. Ethereum dolar partisi de dediğimiz gibi Bitcoin'e benzer bir seyir var. %3.04 oranında son 24 saatlik dilimde bir kayıp var. 4309 4509 dolar seviyesinde şu dakikalar itibariyle onda da biliyorsunuz 4900 dolar seviyesi son derece kritik altcoin'lerde ilgilendiren bir parite. Zira altcoin'lerin lideri konumunda yani elinde altcoin'ler e, Ethereum dolar paritesi bulunmayan ancak altcoin'e yatırım yatır, yapmış yatırımcıların takip etmesi gereken bir parite Ethereum dolar paritesi 4900 dolar seviyesinin aşılması paritede 5500 dolar seviyede hedeflenmesini sağlayabilir. Bunun üzerinde de 6500-6600 dolar bandı var. Bu sebeple Ethereum dolar paritesine önemli dikkat etmekte fayda var. 4900 dolar seviyesi bu hafta için kritik. Önemli kripto para birimlerinden Binance coin'de %0.70, Algoranda %2.50, XRP'de %3.67 oranında düşüşler varken Solana'da %3.69, e, Algo'da ise %1.85 oranında küçük çaplı yükselişler var. Bugünkü videomuzun konusu her zaman olduğu gibi piyasayı domine etmesi açısından Bitcoin dolar paritesi dediğimiz gibi e, bu paritedeki yönü belirlediğimiz zaman az çok şu anda diyelim para, e, kripto para piyasasının geneli hakkında ufak da olsa bir bilgi sahibi olmuş olabiliriz. Onun dışında Algo'da sizden gelen istekler ve geçtiğimiz hafta yaptığımız analizlerdeki bir noktanın geçilmesinden dolayı bugünkü videomuzun konusu arasında yer alacak. Hızlıca isterseniz Bitcoin dolar paritesiyle ile başlayalım. Parite dün 59 bin dolarlı seviyeleri test etti. Aslında bu olumluydu. Videomuzda da bu olumlu görüşümüzü yansıtmıştık hatırlarsanız. Zira bu kırmızı ile gösterilen bir düşüş trendi var parite. Bitcoin dolar paritesinde burası 69 bin dolarlı seviyelerden başlıyor ve Kasım ayının ikinci haftasından itibaren başlayan bir düşüş trendi. Bu düşüş trendinin bir miktar üzerine çıktı ancak bizim savımız neydi? Bu düşüş trendinin kırıldığını teyidini biz 59 bin 60 bin dolar seviyesinin bandının kırılmasıyla alacaktık. Bu sarı bölge yani iki tane şu sarı bölge Bitcoin dolar paritesinde artık oldukça kritik öneme sahip. Bu sarı bölgelerden hangisinden ne tarafa kırıldığı yönü kırılacağı Bitcoin dolar partisine yönü ciddi anlamda belirleyecek öneme sahip. Şimdi 59 60 bin dolar seviyesi şu anda kırılamadı Bitcoin dolar paritesine. Teknik anlamda dediğimiz gibi bunun temel ve e, temel açıklaması var mutlaka da teknik anlamda 59 60 bin dolar seviyesinin ile beraber Bitcoin dolar paritesi güç kaybına neden oldu ve 56 bin dolarlı seviyelere kadar geriledi. Şimdi parite tekrar bu tranş üzerinde kalma çabası içerisinde bu kısmen olumlu. Ancak dediğimiz gibi 59 60 bin dolar seviyesi kırılmadıkça paritede biz bu rahatlamadan bahsedemiyoruz. Çünkü her yükseliş bir satış fırsatı olarak değerlendiriyor paritede. 59 milyon bin dolar seviyesi kırılırsa eğer paritede o zaman biz 62.865 dolar seviyesine denk gelen bu kırmızı ile gösterdiğimiz trend direncine doğru bir hareketlenme görebiliriz. Şimdi bu seviyelerde evet parite üzerindeki bu kırmızı ile gösterdiğimiz düşüş trendinin satış baskısı çok ciddi anlamda azalacak. Ancak biz yeni bir yükseliş hareketten bahsedebilmemiz için 62.865 dolar seviyesinin yani bu kırmızı ile gösterdiğimiz trend direncinin üzerine tekrar paritenin oturduğunu bu seviyelerin üzerinde hacimli kapanışlar yaptığını görmeliyiz. Bu gerçekleşirse Paritedeki asıl hedef noktalarının yeniden 69 bin, 70 bin dolar seviyeleri hatta 70 bin dolar seviyeleri, oldukça üstü 77 bin dolar seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şu anda çok kısa vadeli takip etmesi gereken birinci öncelik 59-60 bin dolar seviyesi. Çünkü bu düş trendinin baskısına atılmalı ilk önce. Daha sonra da 62.865 dolar seviyesine gelen şu dakikalar itibariyle bu trendin üzerine çıkılmasının görülmesi gerekiyor. Bunlar yükseliş için olmazsa olmaz kurallardan. Şimdi geri çekilmelerde ise 53.454.000 dolar bandı önemli destek bölgesi. Zaten buralarda bu bu tarihlerde yaptığımız analizlerde bu sarı bölgeyi çizmiş ve bu sarı bölgenin kuvvetli destek bölgesi olduğunu ve paritede bu seviyelerden destek alım tepki alımlarının gelebileceğini belirtmiştik. Beklentilerimiz doğrultusunda bir seyir gerçekleşti. Şu anda hala 53.454 bin, bin dolar bandı önemli destek bölgesi. Bu seviyeden önce ise 55.600, 55.800 destek bölgesi var. Ancak parite için tekrar üzerinde basa basa söyleyelim. Şimdi bu inişli çıkışlı bir fiyat seyri de olsa ana trend hala yukarıda. O nasıl yukarıda? Çünkü burası 20 Temmuz tarihinde başlayan bir yükseliş trendi var. Kalın mavi çizgiyle gösterdiğimiz. Burası bizim aslında Bitcoin dolar paritesi için ana yükseliş trendi olarak adlandırdığımız trend çizgisi. Ve bu tranş çizgisi üzerindeki hareketler devam ediyor. Ve parite bu tranş test ettikten sonra %50'nin üzerinde bir ee, tepki veriyor. Diyelim ki 50 bin, 50 bin, 51 bin dolar bandına tek, e, geldi parite. Eğer bu döngü tekrarlanırsa hatta şu şekilde gösterelim. Yani şu döngünün tekrarlanması durumunda paritedeki yükseliş hareketlerinin tekrar 70 bin dolarlı seviyelerin üzerine kadar devam etme olasılığı oldukça yüksek gibi gözüküyor. Ancak şu an için beklentimiz özellikle 53.400-54.000 dolar bandına gelinmesi durumunda dahi tepki alımlarının gelmesi yönünde. Dünkü hareketler kısmen olumlu şu anda trend çizginin üzerinde hareket ediyor parite. Bu da olumlu ancak biz bunun teyidini 59.000-60.000 dolar seviyesinin kırılmasıyla alacağız. Yani elinde bitcoin dolar paritesi bulunduran yatırımcıların 50.997 dolar seviyesine ekstra dikkat etmesinde fayda var. Bu seviyenin altına gelmesi durumunda 47.000 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme tolere edilebilir. Bunu bir sarkma olarak adlandırabiliriz. Ancak 47 bin dolar seviyesinin altına gelinmesi o zaman bizim ana trendimizin bu kırmızıyla gösterdiğiniz trend çizgisi olmasına neden olacak. Biliyorsunuz bizim için asıl olan trendtir. İndikatörler destekleyici unsurlardır diyelim. Maktama indikatörüne bakalım ne tür bir destek veriyor. Şu anda maktama indikatörü negatif yönde sinyali üretiyor. Bu kısmen de olsa olumlu bir gösterge değil. Ee, yani paritedeki biraz bir miktar daha sıkıntılı seyrin devam etme riskinin olduğunu söyleyebiliriz. 50, 100 ve 200 periyotluk hareketli ortalamaya bakalım isterseniz. Şimdi normalde yükselişlerde, ciddi anlamda yükselişlerde hareketli ortalamalar büyükten küçüğe doğru alttan üste doğru sıralar. Yani şu anda baktığımız 50, 100 ve 200 periyotluk hareketli ortalamalarda 200, 100 ve 50 periyotluk hareketli ortalamanız birbirini sıralaması lazım. Ancak şu andaki görüntü Bitcoin dolar partisinde tam tersi. 50 periyotluk hareketli ortalama en altta, 100 periyodluk hareketli ortalama ve 200 periyotluk hareketli ortalama. Yani Bitcoin dolar partisi henüz biz gerçek anlamda yükseliş sinyali almış değiliz. Büyük ihtimalle biz şu seviyenin üzerine çıktığımız zaman bu hareketli ortalamalarda ona göre e, rakamları değişecektir. Büyük ihtimalle bu seviyenin üzerine çıkmamız gerekiyor gibi gözüküyor şu an için. Ancak 50 periyodluk hareketli ortalama ekstra önemli. Şu anda 56.521 dolar seviyesine denk geliyor. Yükselişlerin genelde de 50 periyodluk hareketli ortalama seviyesinin üzerinde gerçekleştiğini dikkat etmekte fayda var. Kırmızı ile gösterdiğimiz çizgi 50 periyodluk hareketli ortalama. Son olarak Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandı bize enteresan aslında bir sinyal veriyor. Bollinger bandının daralması aşağıya da yukarı yönlü hareketlerin sertleşebileceğine yönelik sinyal verir. Ve şu anda Bollinger bandında bir daralma var ve alt ve üst çizgilerinin yavaş yavaş birbirinden ayrılma gibi bir durum var. O sebeple e, Bitcoin dolar paritesinde önümüzdeki seanslarda, önümüzdeki e, günlerde biraz daha agresif hareketler görebiliriz gibi bir işaret veriyor. Şu anda Bollinger bandında o yüzden dikkatli olmakta fayda var gibi gözüküyor. Şu anda alt eğrisini test etmiş durumda. Normalde alt eğrisini test ettikten sonra yukarı yönlü bir hareket görmesi lazım. Buralarda olduğu gibi, şuralarda olduğu gibi. Ee, şu anda orta eğrisi Bollinger bandının yaklaşık 58.000, bin, 56.000, bin, 57.318 bin dolar seviyesine denk geliyor. Yani 57.318 dolar seviyesi bu seans ve önümüzdeki seanslarda önümüzdeki 2 tane 4 saatlik periyotta oldukça kritik ve önemli. Bu sebeple 57.318 dolar seviyesine ekstra dikkat etmekte fayda var diyelim ve algoya geçelim. Algo biliyorsunuz bizim son dönemde dikkat çektiğimiz kripto paralar arasındaydı. Nedeni ise kırmızıyla gösterdiğimiz ama gösterdiğimiz iki tren çizgisinin üzerine çıkma potansiyeli olmasıydı. Nitekim algo yaklaşık 1.72 dolar seviyesine denk gelen bu mavi ile gösteren trend direncinin üzerine çıktı ve 2.02 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş gösterdi. Şimdi algoda yatay direnç noktaları var. Bu seviyelerin de aşılması gerektiğini üzerine çizmiştik. İlk yatay direnç noktası 1.98 dolar seviyesinde. Bu seviyenin üzerine çıktı. Ancak dikkat ederseniz analizlerimizde de zaman zaman söylüyoruz. Ee, bu grafiklerde, çubuk grafiklerde saat çentik ee, kapanışı gösterir. Kapanışlar dikkat ederseniz 1.98 dolar seviyesinin altında gerçekleşiyor. Bir tranşizisinin kırılması ya da aşağı ya da yukarı kırılması o tranşizisinin altında ya da üzerinde yapılacak kapanışlarla anlaşılır. Yani üzerine çıkması aslında o tranşizisinin kırıldığı anlamına gelmez. Sadece bir ee, bir denemedir. Denemede şu anda algoda başarısız olmuş gibi gözüküyor. Ancak 1.72 dolar seviyelerinden 2.02 dolar seviyelerine kadar çok kısa vadede fena bir prim değil aslında. Şu anda 1.98 dolar seviyesinin kırılamaması algoda bir ufak bir geri çekilme ve hareketini bir kar realizasyonu beraberinde getirdi. Şu anda 1.80 dolar seviyesi önemli bir destek noktası çünkü burası aslında hem kırmızı ile gösterdiğimiz ve yaklaşık 18 Ağustos tarihinde başlayan yükseliş trendinin destek noktası aynı zamanda da yatay destek noktası olması açısından oldukça yakın 1.76-1.86 dolar bandı. O zaman biz Alko'da 1.86 76 dolar seviyesinin üzerine kalıp kalmadığını takip edeceğiz. Özellikle 1.80 pardon 1.80 dolar seviyesini özellikle dikkat edeceğiz. Bu seviyenin üzerine kalması durumunda Algo'da yeniden tepki hareketinin bu sefer 2 onlu seviyelere kadar devam etmesi be be beklenebilir yaşanabilecek işlem hacmiyle beraber işlem hacminin kuvvetiyle kuvvetiyle beraber. Ancak aksi durumda biz Algo'da yaklaşık 1.69 hatta 1.60 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme riskini beraberinde göreceğiz. Maktam indikatörümüze bakalım. Maktam indikatörü şu anda pozitif negatif yöndeki sinyal üretiyor ve oldukça kuvvetli bir sinyal gibi gözüküyor. Bu sebeple Algo'da bir miktar temkinli olmakta fayda var. 50-100 ve 200 periyotluk hareketli ortalama baktığımızda aynı bitcoin dolar partisinde olduğu gibi olması gerekenin tam tersi bir sıralama görüyoruz. 50-100 ve 200 olarak sıralanmış bunun tam tersi 200-100 ve 50 olarak sıralanması gerekiyordu. O yüzden algoda da hareketli ortalamalar bize yüksek, yükselişi destekleyici bir unsur bir işaret vermiyor. Bollinger bandı da şu anda üst eğrisini test etti ve alt orta eğrisini test etme durumunda var. Şu anda 1.83 dolar seviyesi, 1.80 dolar seviyesini zaten önemli bir destek noktası sayılmıştık. 1.83 dolar seviyesinin altına gelmesi şu dakikalar itibariyle Alt eğrinin test edilme olasılığını artıracak öneme sahip. Burası 1.66 dolar seviyesi yapıyor. Zaten 1.69 1.70 dolar seviyesini önemli destek noktası olarak vermiştik. Yani algoda evet bir yükseliş oldu. Ancak bu yükselişin devamını getirecek çok çok kısa vade için konuşalım. Çok kısa vade için yükselişin devamını getirecek sinyaller henüz yok. Ancak özellikle düşüş trend çizginin üzerine çıkılması algo için olumlu olabilir. Ancak dediğimiz gibi şu anda çok kısa vade olarak bakarsak Algo için çıksa vadede bir yükseliş hareketinin daha fazla aşağı yönlü risklerin bir miktar daha ağır bastığını söyleyebiliriz. Bugünkü videomuzda piyasayı ciddi anlamda domine eden Bitcoin dolar partisi üzerinde durduk her zaman olduğu gibi. Bunun dışında daha önceki analizlerimize dikkat çektiğimiz coin olması yüzünden e, sebebiyle ayrıca sizden gelen istekler doğrultusunda algıya işledik. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere diyelim. Lütfen kendinize bu dönemde her zaman olduğundan bir tık daha fazla dikkat edin. Şimdilik hoşçakalın.